kahretsin. Allah kahretsin ya. Kurtulamıyorum kızım. Ben sana yapacağımı biliyorum. Ne istiyorsun? Hemen görüşmemiz lazım. Benim seninle görüşecek bir şeyim yok. Daha önce verdiğimin 3 katını veririm. Hala görüşmek istemiyor musun? Şu anda şehir dışındayım. Yarın döneceğim. Dönünce ben seni ararım, tamam mı? Beni çok bekletme. Tamam, hadi görüşürüz. Senin yüzünden adanın gerçek yüzünü ortaya çıkaramıyorum Rüzgar. Arandın. Sen kendin arandın. Kızlar! Ay kızlar! Ay, ne oluyor böyle? Aklım çıktı. Tuğçe bir işler çeviriyor. Nereden anladın? Ya şu ilerideki kafe var ya, galiba orada biriyle buluşacak. Böyle ateş almış, tam hız gitti. Kim bilir ne işler karıştırıyordur o yine. Geldin mi? Ne istiyorsun yine? Son bir iş. Yine bela tabii. Öncekinin 3 katını teklif ettiğine göre. Korkacak bir şey yok. Tereyağından kıl çeker gibi olacak. Sen şimdi kulaklarını aç ve beni dinle. Burhan! Tuğçe! Bu kadar diyorsun yani. Sadece bu kadar değil. Ne o? Görmüyorum ki ya. Anladım Tuğçe Hanım. Anlamana sevindim. Tuğçe'nin Burhan'la ne iş var ya? Ne olabilir ki? Ada, iyi misin? Bilmiyorum. Ne oldu? Benim çalıştığım kafenin patronunu hatırlıyor musun? Ya sen nereden atacaksın Burhan'ı? Yok yok, hatırlar gibiyim. Tuğçe'yi onunla kafede otururken gördüm. Ne alaka? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Kesin bir işler çeviriyor. Ben öğreneceğim. Öğrenirim ben. Evet. Demek ben seni patlatmadan sen beni patlatacaksın ha? Tuğçe Hanım, muhteşem suç diye bir şey yoktur. Ali sabah bulamadı sadece. Evet. Arada 1,5 dakika yok. Ha, aradaki 1,5 dakika nerede? Tabii ya. Tuğçe'nin videoyu yüklediği zaman aralı. Silmiş. Silmiş. Bulacağım şimdi seni. Bulacağım. Geriye gidelim bakalım. Hadi yok, yok, yok. Aa. Seni yakaladım. Yakaladım seni. Furkan da işin içinde ha? Süper. Sen dur bakalım şimdi. Hadi bakalım. Thank you.
Neredesin? Şirketin önündeyim. İçeri girmek için senden haber bekliyorum. Bir 5 dakika sonra içeri gir. Direkt Baran'ın odasına geleceksin. Odasının yerini nereden bileceğim peki? Kata girince sağa dön, ilerle oradaki büyük oda. Hadi göreyim seni. Tamam. Boracığım, ben de seni arıyordum. Ne oldu Tuğçe? Önemli bir durum mu var? Ya bu Bayram mıydı, Burhan mıydı? Evet evet Burhan, bir adam seni arıyormuş, görüşmek istiyormuş seninle. Asistanlarımız da yok ya, operatörden bana düştü telefon. Buraya gelecekmiş. Burhan, benimle görüşecekmiş, buraya gelecekmiş öyle mi? Evet, sesi de böyle bayağı telaşlı geliyordu telefonda ama görüşmek istemiyorsan ben pırağı... Yok yok, gelsin. Gelsin, gelsin bakalım. Tamam. Ha bu arada, Belma teyze beni akşam yemeğe davet etti. Nereden icap etmiş? Ben sevinirsin zannetmiştim ama istemiyorsan arayıp gelmeyeceğim. Yok, yok. Giderim. Yemeğe giderim. Tamam. Peki o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz Suçu. Annem de her şeye burnunu soksun. Bayılıyor. Yes be! İşte bu kadar. Sonsuza kadar senden kurtuluyorum Rüzgar. Şimdi girebilirsin. Sakın ağzına yüzüne bulaştırma. Sıra sana da gelecek, office girl. Ne diyorsun sen? Siz diyeceksin. Sen bir işler çeviriyorsun da ben çözeceğim. Ben çözeceğim, sen merak etme. Eminim çözersin. Beyefendi, birine mi bakmıştınız? Siz tanışıyorsunuz galiba. Ben Adan'ın eski patronuyum. Aa, öyle mi? Ben de Adan'ın yeni patronuyum. Memnun oldum Tuğçe. Ben de Burhan. Tanıştığımıza memnun oldum Tuğçe Hanım. Ne iş çeviriyorsunuz bilmiyorum ama numara yapmanıza gerek yok. Sizi köşedeki kafede otururken gördüm ben. Tanışıyorsunuz siz. Bana bak. Bu adam kim biliyor musunuz Tuğçe Hanım? Bana bak. Senin dilin çok uzadı artık. Biraz sus istersen. Daha fazla rezil olma diye bildiklerimin hepsini söylemedim ama dilimin ucunda haberin olsun. Bunu benim internette sızan videosunu kim çekti biliyor musunuz? Ne bu adam çekti? Biliyorum tatlım. Öğrendim yani. Ben de o yüzden çağırdım zaten kendisini buraya. Buraya videoyu çektirenin kim olduğunu açıklaması için. Sen nereden biliyorsun? Bilmez olur mu hiç? Videonun geri kalan kısmını Bora Bey'e veren kendisi. Vay vay vay. Ada Hanım hakkında inanın her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz bu şirkette. Sansasyonlar kraliçesi. Detayları ne kadar öğrenmek istesem de Bora'yı bekletmeyelim isterseniz gidelim. Siz ikiniz... Ada... Kızım Selin. Burhan'ın ne işi var burada? Selin, Selin bittim ben. Selin bu sefer bittim ben, vallahi bittim. Tamam, tamam, tamam. Kanka sakin ol, bir dakika dur, anlat bana ne oluyor? Hazırsan başlıyoruz, tamam mı? Hazırım. Tuğçe'cim, biraz konuşalım mı? Ha? Beni burada bekle, hemen geliyorum, tamam mı? Ada, Ada bir sakin olur musun? Bir dur, bir sakin sakin anlat bana ne oluyor? Selin, Burhan Bora'nın odasında farkındasın değil mi? Tuğçe götürdü. Tamam, farkındayım, gördüm. Ama bu adam niye gelmiş buraya? Bir sakince söyle. O videoyu kesin Ada çektiğini dedirtecek. Ay, kesin öyle dedirtecek. Tuğçe, Tuğçe, Tuğçe. Ben buna izin veremem.
İzin veremem ben buna. Allah senin belanı versin Rüzgar. Bela okuma, bela okuma, günah. Gerçekten günah. Bir şey diyeceğim, şunu bir izleyelim mi ya? Bu arada harika çıkmışsın. Harika çıkmışsın. Zeki kadınsın, eyvallah. Ama ben de fena değilim. Seni tehdit etmemem için videoyu benim üstüme atacaktın. Oraya da Adan'ın ilk aşkının ben olduğunu söyleyecektin. Güzel. Bir taşla iki kuş. Ama yemezler güzelim. Benden de Adadan da uzak duracaksın. Ay Rüzgar, tamam yeter. Adamı kapıda gördüm, Bora'nın odasını sordu, gösterdim diyorum sana ya. Oo, ya ben sana zeki kadın diyorum. Sen çocukların bile yani inanmayacağı yalanlar söylüyorsun. Yapma bunu. Bana bak. Şimdi gideceksin. O adamla konuşacaksın. Ağzından Rüzgar'ın reisi çıkarsa gözünün yaşına bakma. Videoyu seni çektirdiğini söylerim. Öptüm. Rüzgar planı iptal, videoyu çektirenin Ada olduğunu söyleyeceğiz. Anladın mı? Ama... Aması maması yok. Alacağın parayı düşün. Ada! Ada duyuyor musun? Ada! Şşş! Buna bak! Sesini çıkarma, düş önüme. Ne yapıyorsun sen ya? Konuşma, yürü. Konuşma, düş önüme. Ya. Yürü! Çık git! Çık git! Bana bak. Ne dedi Tuğçe sana? Videoyu benim üstüme atmanı mı söyledi? Ne dedi? Ne dediyse dedi. Sana ne? Sana ne? Öyle mi? Peki. Burhan Bey, Burhan Bey. Bakıyorum sen bunları unutmuşsun ha? Ha? Sen bunları unuttun mu? Ama sen bunları nereden buldun? Ya. Videonun devamıyla birlikte kendim mesaj atmıştım bunları. Bir gün olur da lazım olur kullanırım diye. Bana yamuk yaparsan Burhan, bunların hepsini karına tek tek yollarım. Yollayayım mı? Yollayayım mı? Bak tek tuş. Bir dokunmama bakar. Atayım mı? Gel. Merhaba Bora Bey. Bora Bey, beni kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bütün bu olanlardan sonra... Ne istiyorsunuz? Ben buradan geçiyordum. Aklımda uzun zamandan beri olan bir iş vardı, onu bitireyim dedim. Neymiş o iş? Bora Bey, inanın size karşı çok çok mahcubum. Sizinle tanışmamız çok... Sadede gelin, Burhan Bey. Bora Bey, ben hep... Buraya gelip sizinle konuşmak, içinde bulunduğum durumu anlatmak istedim ama... Bakın benim işim gücüm var gerçekten. Ne söylemek istiyorsanız söyleyin, dinliyorum. Evet. Bora Bey, başım önde bunu söylüyorum size ama... Bana o videoyu çektiren... Kim? Kim o şerefsiz? Sana diyorum, kim o şerefsiz? Söylesene kardeşim, kim o şerefsiz? Söyle. Alacağın parayı düşün. Bora Bey. Senin ne işin var burada? Bora Bey, kafe çok yoğun, çok yoğun kafe. Ben de misafiriniz olduğunu duyunca kahve getireyim dedim. Biz kahve istemedik Ada. Önemli olan istemeden getirmek Bora Bey. Bunun ne işi var burada? Ada! Kahve vereyim o zaman, içsin. kahve iç. İç kahve. Afiyet olsun. Çık. Dışarı çık Ada. Siz çık demeyince... Dedim işte Ada, çıkar mısın? Çık. Çıkarım. Çık. Çıkayım ben o zaman. Hadi çık. O zaman ben çıktım. Burhan Bey. Allah'ım. Allah'ım ne olur söylemesin. Ne olur böyle bir şey söylemesin.
Bu kadar kötü olamaz herhalde. Söylerse böyle bir şey. Bora? Tuğçe? Müsait misin? Sana yeni yazımla ilgili bir şey danışacaktım da... Misafirin gitti mi? Gitti. Tuğçe, sen o adamın kim olduğunu biliyor musun? Kim? Restoranda videomu çeken adam. Ne diyorsun? Neden gelmiş peki? Video çektirenin kim olduğunu söylemeye gelmiş. Kimmiş? Bilmiyorum. Nasıl yani? Bir isim vermeden mi gitti? Neden geldi o zaman bu adam? Vermedi çünkü o da bilmiyormuş. Çünkü o mesaj tanımadığı bir numaradan gelmiş. Parayı da kuryeyle göndermiştir. Ne yani? Bu mu? Bu kadar mı? Yapanın yanına mı kalacak bu iş yani? Hikaye burada bitti mi? Tabii ki yapanın yanına kalmayacak. Çünkü o mesajı gönderen numarayı aldım. Aktif mi? Numara yani. Değil. Aktif değil. Ama bulacağım. O numaranın sahibini bulacağım. Aman Boracığım, adam sana kim bilir kimin numarasını verdi. Bayağı düpedüz sahtekar herif. Eğer öyle bir şey olsaydı Tuğçe, o adam buraya kadar gelmezdi. Anladın mı? En azından bu bir ipucu. Evet. Evet, öyle. Neyse, numarayı aldım. O numarayı takip ettireceğim ve bana bunu yapan haini bulacağım. Bulacağım, sen de göreceksin Tuğçe. Evet, bulursun tabii. Cezasını kendi ellerimle vereceğim. Bulmamız lazım. Neyse, ben muhasebeye giriyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yok canım benim, tamam. Hoşça kal. Gerizekalı Burhan ya.